İzmir'de güler yüzlü personeliyle öğretirken eğlenmeyi amaç haline getiren Mavi Işık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuk oluyoruz şimdi. İzleyelim. Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız İzmir Buca'da tüm hızıyla devam ediyor. Bugün İzmir Mavi Işık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuk olduk. Yanımda kurum müdürü Yaman Selvi Beyefendi var. Yaman Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş bulduk. Ben Yaman Selvi, 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunuyum. 12 yıldır bu alanın içinde çalışıyorum. Özellikle otizmli ve zihinsel engelli çocuklar üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve şu anda da burada devam ediyoruz tüm çalışmalarımıza. Peki efendim, siz 12 yıldır bu sektördesiniz. İzmir Mavi Işık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kaç yıldır öğrencilere hizmet vermektedir? Burada kaç öğrenciye eğitim verebiliyorsunuz? Öğrenci kapasiteniz nedir? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. İzmir Mavi Işık Özel Eğitim Merkezi çok eski bir kurumun devamı olarak tekrar Mavi Işık ismiyle devam ediyor şu anda. Yaklaşık olarak 1,5 yıldır eğitim hayatımıza devam ediyoruz. Daha çok otizm ve zihinsel engelli çocuklarla beraber çalışıyoruz yoğun olarak ve benzer alanlarda da uzmanlaşmaya devam etmek istiyoruz. Peki efendim, burada öğrencilere sunduğunuz eğitim hizmetlerinden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Bireysel derslerimiz devam ediyor. Grup derslerimiz, aynı zamanda uzman ergoterapistimiz eşliğinde ergoterapi hizmetimiz devam etmekte olup spor, müzik ve bilgisayar dersleriyle de çocuklara ekstra etkinlikler kazandırarak devam edebiliyoruz. Peki efendim, eğitimde hangi programları kullanıyorsunuz? Eğitimde tabii ki Milli Eğitim'in verdiği müfredata uymak kaydıyla çocuk özelinde ekstra programlar yapabiliyoruz. PEPAR, TEACH, HANEN, Zihin Kuramı, ABA, Floor Time gibi farklı programlar üzerinden de çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki efendim, davranış bozukluğu yüksek olan çocuklara da burada eğitim veriyor musunuz? Onları da kabul ediyor musunuz? Biraz öğrenci potansiyelinizden bize bahsedebilir misiniz? Yani profilinden diyeyim daha doğrusu. Tabii ki. Daha çok her çocuğun eğitim görme hakkın olduğunu düşünüyoruz. Ve bir şekilde her çocukta da bir şekilde ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyoruz. Yani seviyesi, düzeyi ne kadar ağır ya da ne kadar hafif olursa olsun tüm çocuklara kapılarımız her zaman açık olacaktır. Peki Yaman Bey, şunu sormak istiyorum. Diğer eğitim kurumlarınızdan farkınız nedir? Veliler neden sizi tercih etmeliler? Sizin farkınız nedir? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biz biraz daha bireyselleştirilmiş bir program hazırlıyoruz. Çocuklar için belli alanlarda uzmanlaşıyoruz ve uzmanlığımızı ailelere aktararak devam ediyoruz. Çünkü aileler bizim için çok önemli. Maalesef Türkiye'deki özel eğitim desteği çok az devlet tarafından verilen ama bu Amerika ya da diğer Avrupa ülkelerindeki bu eğitim olanakları çok daha fazla ve bizim aileleri kullanmamız gerekiyor. Ve biz aile eğittiğimiz sürece çocuklardaki ilerlemeyi daha farklı olarak görebiliyoruz. Peki efendim, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sohbetimi sonlandırmadan önce değerli izleyenlere son bir mesajınız var mı?
tabii ki. Nisan ayı Dünya Otizm Farkındalık Ayı. Bu vesileyle de biraz daha otizm alanında biraz daha farklılık edinmenizi istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Yaman Bey tekrardan. Değerli izleyenler, bugün İzmir Buca'da İzmir Mavi Işık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi?